Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kelime çalışacağız. Gabarit fiilinden türeyen fiillere bakacağız arkadaşlar. Şimdi hangi örneklerle, tabii bu gabarit fiillerinden yeni fiiller türetirken hangi örnekleriyle yapacağımıza bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada Ponda, Za, Ot, U, Pri, Do, Pere, Sı, O örnekleriyle. Arkadaşlar bu örnekleri kullanım alanlarına göre, sıklığına göre seçtim. Tabii ki daha fazla var ancak temel olarak bunları bilmeniz yeterlidir diye düşünüyorum. O yüzden bu örnekleri almış bulunuyorum. Fakat öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Bu örneklerin ya da genellikle hepsinin genel bir anlamı olması yanında gabarit fiiliyle kullanılması bakımından ayrı özel kullanım alanı ve anlamı vardır. Dolayısıyla buradaki genel anlamlarıyla değil, gabarit fiilindeki özel anlamıyla açıklanacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. Po örneği demiştik. Açom, skenda, pagavarit ve zagavarit fiil. Şimdi bakalım pagavarit. Если кто-либо предлагает кому-либо поговорить о чем-либо, то есть означает, что этот человек выражает намерение провести некоторое время, arkadaşlar, belli bir süre поговорить, belli bir süre konuşmak. Aslına bakarsanız, burada поговорить fiilinde kısa bir süre değil arkadaşlar, belli bir süre. Po normalde ya bazen hareketin başlangıcına bildirirdi, bazen kısa bir aralıkta yapılmasını bildirildi. Ama burada gabarit fiili özellikle çok da böyle kısa bir süre değil, belli bir süre geçirmeye, bir şey üzerinde tartışmaya yönelik bir konuşmadan bahseder arkadaşlar. Yani konuşmak, tartışmak, muhakeme etmek gibi düşünebilirsiniz. Pagavarit padrodne açımı, bir şey hakkında detaylı bir şekilde konuşmak. Bakın dikkat edin. Pagavarit adnişni politike. Pagavarit nasyot çivoliba bir şey hakkında. Değil mi? Yine Lübit поговорить по телефону. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada da telefonda konuşmak kısa bir süre değil yani. Ha? Evet. Pagavorka. Evet. Burada bir pagavorka kelimemiz var arkadaşlar. Bunları size bırakıyorum. Buradaki slide boyunca böyle olanları lütfen sözlükten araştırıp bakınız. Ne demek olduğuna. Daha sonra bizleri iletebilirsiniz. Evet, zagavarit. Za arkadaşlar genelde konuşmanın ya da herhangi bir eylemin başlangıcını bildirir. Burada da yine başlangıç gibidir arkadaşlar. Если вы заговорили с кем-то, значит вы начали говорить. Savršenli bir zagavarit, zagavarivat ne savršenli bir olabilir arkadaşlar. Böyle bir vakti yerlerine yazdım. Как только он заговорил, все сразу замолчали и стали слушать. Да? Моя дочка заговорила с 2 лет. Kız kardeşim, kızım 2 yaşında konuşmaya başladı. Değil mi? Evet arkadaşlar, ikinci anlamı birazcık perenosne, yani bir bu anlamın bir net değil fakat mecaz anlamı var arkadaşlar. Gerçek anlam değil, mecaz anlam var. Если у человека совесть заговорила, değil mi? Vicdanı konuştuğunuz. Значит, он понял, что совершил плохой поступок. Ему стало стыдно, değil mi? Весь год он просил меня помогать ему с переводами. Evet, çevirisine yardım etmemi istedi. Tüm yıl boyunca atut видно совесть заговорила. Больше звонит и не просит. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bir yıl boyunca çevresine yardım etmemi istedi ve sonunda vicdanı konuştu. Demek ki ne arıyor ne soruyor gibi arkadaşlar. Prenos nezine şey. Burada bir zagavarit zulu kamu diye bir, yani yine bir kullanımımız var. Bu deyim gibi diyebiliriz arkadaşlar. Zagavarit zulu. Pastarası manut. Karşımıza bazen nadiren de olsa çıkabilir arkadaşlar. Fakat zagavarit ve pagavarit birinci anlamı, zagavaritin ve pagavaritin genel anlamı arkadaşlar, karşımıza sıklıkla çıkar. İkinci anlamı da nadiren de olsa karşımıza çıkar arkadaşlar. Zagavar ve sgavur arkadaşlar. Bu iki kelimeyi de sizden araştırmanızı ve bulmanızı istiyorum. Bir sonraki kelimemiz Pierre gavarit
ve Agavarit. Peregavarivat ve Agavarivat şeklinde niye savaşçı olarak da yapılabilir? Bunlar savaşçı arkadaşlar. Evet, Peregavarit adniyası Slavami, niye diye bir açılıyor? Fikir alışverişinde bulunmak arkadaşlar, Gavarit. Korte Gavarit açımları kısa bir süre, değil mi? Belli bir süre, kısa bir süre karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmak. Nanlujna Peregavarit Adiyere, Peregavarit Patilifonu, görmüş olduğunuz gibi Peregavarit ya da Pagavarit de olabilir, fakat ikisinde de farklı anlamlar. Birisinde telefonda uzun süre, birisinde Peregavarit ise herhangi bir olayı kısa bir süre içerisinde konuşmak, anlatmak şeklinde karşımıza çıkabilir. İkinci anlamı Gronkül'ün Nolga Gavariye Pramişat Gavariktir gibi. Birinin sözünü kesmek ya da gürültülü ve çok fazla konuşarak birinin konuşmasını engellemek, susmasına zorlamak gibi karşımıza çıkabilir. Bu nadir bir kullanımdır arkadaşlar. Onunla takoyuk olduğu işte Psiye Pere Gavarit. Onun öyle bir ses var ki herkesi susturur şeklinde arkadaşlar görmüş olduğunuz. Dur bak. Pagavarit abopsiyon dolda. Yine burada birinci anlamına zıt, kısa olan konuşmaya zıt, uzun bir süre konuşma da anlaşılabilir burada arkadaşlar. Zavyeçer abopsiyon peregavaril, yani o kadar çok konuştuk ki, değil mi? Akşam boyunca her şey hakkında konuştuk. Evet, agavarit ise arkadaşlar, agavarit iftira etmek, itham etmek, kara çalmak anlamında kullanılabilir arkadaşlar. Kullanılır hakikaten. Agavarit nastoni vinnava. Evet arkadaşlar. Bu nastoni ne bir pasajından almış bir parça var. Bir cümle var arkadaşlar. Agavarit abvinit skazat perispiritiyonla. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, iftira etmek ve itham etmek anlamında karşınıza çıkıyor. İkinci anlamı ise bu yesnit Napriot, zaranye uslovica açum nebut, zaranye ustanovic. Yani daha önceden herhangi bir şeyi, herhangi bir konu hakkında daha önceden açıklığa kavuşturmak. Arkadaşlar, agavarit uslovica. Bütün şartları konuşalım, konuşmak. Görmüş olduğunuz gibi. Siyah eklendiğinde ise arkadaşlar, aşivica gecik, grubu edinto, katoron nujna. Слово случайно или бессознательно сказать не то, что нужно. Yani şans eseri demeyeyim de istemeyerek ağzımızdan kaçırmak bir kelimeyi arkadaşlar, bir şeyi konuşma esnasında ağzımdan kaçtı derseniz de yanlışlıkla. İşte bu o anlamda agavarisa, ya agavarisa. Evet, şimdi bakalım agavari, agavorka ve zagavorka ve zagavorok kelimelerine sizler bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki kelimemiz nagavarit, nagavarivat, nagavarit, nagavarivat. Nagavarit arkadaşlar, hatırlarsanız na'nın biraz fazla anlamı vardı bir yerlere, bazı fiillere geldiğinde arkadaşlar. Özellikle konuşma, yani dinleme gibi duyuya ait fiillerde, yeme gibi, değil mi? Fiillerde fazla anlamı vardı. Nasказать многое чего, много чего-нибудь, değil mi? Говори произнести, произнести, сообщить много чего-нибудь. Разговорное, bu konuşma dilinde arkadaşlar, разговорное. Наговорил больше, чем нужно, Google bir cümlesi, gereğinden fazla konuştu. Ya zaten fazla konuşmak demek arkadaşlar, değil mi? Наговорить. Evet, burada arkadaşlar agavarite yakın bir anlamı var. Nakledetaj, nakavulibu, birine rahat. Bu da razgavar ne? Bu daha nadir konuşuyor arkadaşlar. O yüzden agavarite fazla konuşmak diye aklımızda kalsın. Agavarit ise konuşmasını bitirmek arkadaşlar. Konuşmasına son vermek, sonuna ulaşmak. Mineni dali agavarit, konuşmamı bir türlü bitirmediler. Bitirmeme müsaade etmediler daha doğrusu. Ama siyalı ise de gavaritse de gavarivats arkadaşlar, anlaşmak bildiğiniz gibi de gavor da sizin bulmanız gereken bir kelime, bazıları biliyor olabilir ya da çıkarıyor olabilir. Değil mi? Pratik olarak şimdi posi pere gavora, bakın pere gavora
Arkadaşlar bir önceki slide'ımızda peregavori kelimesi var görmüş olduğunuz gibi. Lütfen bu kelimenin de ne anlama geldiğine bakınız. Çünkü bunlar çok sık çıkıyor arkadaşlar. Dagavor, peregavori, değil mi? Zagavar, pagavor gibi kelimeler karşımıza sık çıkar. Evet, dagavor ne demek? Bakın lütfen. Ugavarit, ugavari var. At gavarit, at gavari var. Ugavarit ikna etmek arkadaşlar birisini. At gavarit ise tam tersi arkadaşlar. Tam tersi. Şimdi bakalım ugavarit. Kavuni but infinitum. Ubidit zastak saglasisis çemun nibut skarçit sklanit çemun nibut. Придя каким-нибудь поводу упросить. Это уговорит больного подвергнуться операции, уговорит друзей не ссориться, уговорит поехать на рыбалку, а işte arkadaşını diyelim, balığa gitmeye ikna etti. Değil mi? İkna etti. Bu ise отговорит vazgeçirmek arkadaşlar. Bu ikna etmek ise bu vazgeçirmek. Kavo što at çivo, değil mi? Kavo što at çivo. Ubedit ne делать чего-либо. Отговорит от поездки. Отговорит его покупать машину. Arabasını, araba satın almasını satın almasından vazgeçirdi diyebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Evet, arkadaşlar lütfen buradaki kelimelere, örneklere, örneklerin anlamlarına değil, örneklerin oluşturduğu, gabarit fiilini oluşturduğu kelimelerin, yeni fiillerin anlamlarına lütfen bakınız, tekrar ediniz ve ikişer cümle yazınız kendiniz. Ne kadar çok yazılı ve yazılı çalışırsak arkadaşlar o kadar daha iyi aklımızda kalır. Evet, daha sonra son olarak prigabarit переговаривать, заговорить, заговаривать. Arkadaşlar, şimdi переговорить ise mahkum etmek, hüküm vermek arkadaşlar. Приговор. Hatta burada da приговор diye bir isimimiz var arkadaşlar. Lütfen onu da bulun. Mahkum etmek demiştik. Переговорить клишени свободы, özgürlüğünü, değil mi? Elden almaya mahkum etmek. Krestrilu, pregavit krestrilu, infaz etmek ama nasıl? Tabi kurşuna düzmek arkadaşlar. Evet. Pregavit kısmiyeti kavu, perenosne značeni demişiz. Yine perenosne značeni ise arkadaşlar mecaz anlamdır. Ölüme mahkum etmek. Pregavit kısmiyeti kavu. Zgavarit zgavarivat ise arkadaşlar dikkat edin. Dat согласие на чей-нибудь брак. Осуществить сговор. Yani birisinin evliliğine onay vermek arkadaşlar. İlginçtir. Fakat bu fiil, evet, говорить, говорить çok fazla sık çıkmaz karşımıza arkadaşlar. Çok nadiren zaten устаревшие разговоры dediğimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunları da, kelimeleri de bu iken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şeyden faydalanabilirsiniz. Akademik.ru internet sitesinden faydalanabilirsiniz anlamlarını bulmak için. Zgavaritsa ise arkadaşlar yine dagavaritsa ile aslında hemen hemen aynı anlamı ifade eder arkadaşlar. Neredeyse eş anlamlı kelimelerdir. Мы сговорились с ним встретиться у вокзала. Görmüş olduğunuz gibi договорились diyebiliriz arkadaşlar. Bir farkımız yok burada. Договориться ve заговориться aynı kelime oluyor. Lütfen arkadaşlar en az ikişer cümle yazar iseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Bunlar Rusça'da söylediğim fiiller örnekleriyle beraber zigovit hariç sık sık kullanılan fiillerdir arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hasta vaitis doğma diyoruz.